Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün hava çok güzel, güneş tam tepemizde. Bizim de çok güzel, çok lezzetli bir konumuz var bugün. Kokusu, tadı, görüntüsü ayrı cezbedici olan çikolatadan bahsedeceğiz bugün. Konuğumuz Simla olacak. Hoş geldin Simla. Hoş bulduk. Bize çok güzel şeyler getirmişsin. Teşekkür. Şu an onları erimeden yemek isterim ama önce sen biraz anlat bize çikolatayı. Önce çikolatanın tarihinden başlayalım. Hani çok sevdiğimiz bir şey ama tarihini çok fazla biliyor muyuz? Onu biraz senden öğrenelim. Tabii ki. Çikolata nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Çikolata kakao tozu ve kakao yağı olan içinde vanilya olan, lesitin olan maddelerden oluşan bir yiyecektir. Çok lezzetli bir yiyecek. Evet, kendisi kakao ağacının tohumlarının mayalanmasının ardından kurutuluyor. Bu mayalanma ve kurutma işleminin ardından acı tadı yok oluyor. Dolayısıyla biz normalde yerken... çok acı bir şey zaten, böyle yediğimiz gibi şeker olmasa çikolatanın kendi tanesi çok acı olan bir şey. Aynen, işte bitter dediğimiz çikolata zaten kakao oranı en yüksek olan çikolata olmuş oluyor. Tarihine baktığımızda ise Amerika'ya gidiyoruz. Tarihi 1500'lü yıllara kadar dayanıyor açıkçası. Mayaları görüyoruz, Aztekleri görüyoruz. Hatta şöyle, Mayalardan önce Olmekler denilen bir kabile varmış. O kabileler kakao ağacını keşfetmiş ve büyütmüşler. Mayalar da daha sonra onları yetiştirmeye devam edip kullanmışlar. Ve hatta çikolata onlar için o kadar değerli bir şey ki onu tanrılaştırmışlar. Onun hani ilahi bir gücü olduğuna inanmışlar. Tanrıların yiyeceği denirmiş çikolata için. Evet, çok doğru. Tanrıların yiyeceği denir. O şekilde. Sonra Azteklerde de görülüyor. Eliksir denilen bir içecek var hatta. İşte çikolata içeceği. Zaten ilk başta çikolatanın kendisi yok. İçecek var. Çikolatanın katı hali gelmesi neredeyse 1528'den sonra, pardon, işte 1600 evet, bayağı bir eskiler. Bu çok tarih. Aynen, bayağı tarih. Biz de aslında bunu şeyde gördük. Yemek tarihi dersimiz var. Hatta bölüm başkanımız veriyor, Dilistan Şipman. Orada gördük yani yemek tarihi, yani sıkıcıdır falan diyorduk ama o kadar eğlenceli. Bence çok ilgi çekiyor. Çünkü yediğin şeyin hani zamanını, tarihini bilmek bana çok keyif veriyor açıkçası. Sen nasıl düşünüyorsun? Kesinlikle. Bir kere yani her yediğimiz şeyin ne olduğu hakkında ufacık bir bilgimiz olsa, bu bir genel kültür sonuç itibariyle ve benim hoşuma gidiyor bunları bilmek, ne olduğunu bilmek. Yani sonuçta burada bir şey duruyor ve bu nasıl ortaya çıktı? Bunu merak ediyorum. İlk kim buldu? İlk kim yedi? Aynen. Bu arada çikolatanın işte Aztekçe'de anlamı acı su demekmiş. Evet, çok doğru. Şöyle mesela Mayalar çoko kelimesini gürültü olarak tanımlıyor. Çünkü işte kakao çekirdekleri havanda böyle dövülüyor ya, orada bir ses çıkıyor. O gürültü çoko demekmiş. İşte alte de su demekmiş. Böyle ilginç. Aslında çok zor kakao ağacının işte o dövülmesi, daha sonrasında çok zorlu bir işlem. Çikolatanın şu anki bu haline gelene kadar. Değil mi? Evet, çok zor bir süreç. Zaten şöyle söyleyeyim. İşte o 1528 aklımda kaldı o tarih. Çünkü çok önemli bir nasıl desem, bir denizci var, Don Cortes diye. Kendisi İspanyol. Amerika'ya gidiyor. İşte bu Aztek Maya bölgesini keşfediyor ve oraya istila ediyor. Yani orada ne var ne yok her şeyi alıyor ve İspanya'ya götürüyor. Ondan sonra hatta şöyle, Kolomb da Amerika'yı keşfettiğinde... Bunlar çok eski. Peki biz önümüzdeki tabağa geçsek nasıl olur? Tabii ki. Şu an bu çikolatadan bahsetsen bize. Tabii, anlatayım. Çünkü süremiz kısıtlı. Biraz bunları öğrenmek istiyoruz. Tabii ki de. Bu görmüş olduğum... Bugün mutfakta ne yaptınız? Bu çikolatadan başlayalım. Öncelikle bu içinde ne var? Dolgulu bir çikolata mı? Evet, bunun içinde kiraz dolgusu var. Kendisi bitter çikolata. Bu şekilde. Nasıl yapılıyor dolgulu çikolata? Şimdi bizim bir tane çikolata kalıbımız var. Temperlenmiş çikolatayı ilk başta ona bir döküyoruz. Sonrasında buzdolabına koyuyoruz. Birinci katımızı oluşturmuş oluyoruz. Sonra buzdolabında dolmuş oluyor ve alıyoruz onu. İçine hazırlamış olduğumuz dolguyu koyuyoruz. O da bir donuyor, bir çikolata ile birleşiyor. Ondan sonrasında en son katı tekrar döküyoruz üzerine. Tekrar buzdolabına koyuyoruz. Bu ikinci donma, üçüncü donma işleminden sonra, tabii arada bir sürü teknik olaylar var, ben onu şu an detaylı böyle anlatmıyorum. Temperlemek dediğin nasıl oluyor? Çikolata temperlemek. Temperleme ne demek oluyor? Şimdi normalde
temperleme işlemi yapmazsan ne yaparsın? Çok basit bir şekilde çikolatayı alırsın ve eritirsin, değil mi? Evet. Daha sonra o donar. Donduğunda gri, böyle kumsu bir yapıya sahip olur. Yani onunla herhangi bir işlem yapamazsın, değil mi? Temperleyince ama termometreyi kullanıyoruz ve belli bir ısı aralığı var. O ısı aralıklarını ısı aralıklarıyla beraber doğru ısıda işlem yapıyoruz. Yani mesela ben doğru kalıba, ısı kaç mesela temperlemede? Mesela bitter çikolatayı ilk başta 46 dereceye kadar çıkarıyoruz benmari işlemiyle. Sonra benmari'den alıyoruz 46 derece olunca. 32 dereceye düşürüyoruz. Doğru karıştırarak. Ne çok hızlı ne çok yavaş. O 32 derecede kalıba döktüğüm zaman istediğimiz parlaklık oluyor ve çikolatanın içindeki bütün kristaller eşit şekilde dağılmış oluyor. Yani bu temperleme kristallerin eşit şekilde dağılmasına ve parlaklığa yarıyor. Aynen öyle. Evet. Ve yediğin zaman ağzında eşit şekilde eriyor. Yani olmazsa olmaz temperleme o zaman bir çikolatada. Evet, çikolata yaparken temperlemeyi bilmek şart. Şimdi sen bu arada benmari'den bahsettin daha demin eritme şekli olarak. Bizim hazırladığımız bir video var. Tabii. Çikolatayı eritme yöntemleriyle ilgili. Hı hı. Evde yapması da çok kolay aslında. Evet. Onu biraz kolaylaştırıcı püf noktaları olan bir video. Beraber izleyelim seninle. Tabii. Çikolatayı doğru şekilde eritmek için uygulayabileceğiniz yöntemlerden ilki benmari yöntemi. Küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ısıya dayanıklı bir kaba koyun. Bu sırada tencerede su kaynatın. Ardından çikolata dolu kabı tencerenin üzerine yerleştirin. Bu noktada dikkat etmeniz gereken tenceredeki suyun kapla temas etmemesi olacaktır. Bunun nedeni çikolatanın yanan bir malzeme olması. Çikolata erirken karıştırmayı da ihmal etmeyin. Diğer yöntem ise mikrodalga yöntemi. Çikolataları parçalara ayırdıktan sonra bir kabı alın ve mikrodalganın ısısını orta seviyeye ayarlayıp kabı mikrodalgaya yerleştirin. Eritme işleminin süresi 30-40 saniyeden fazla olmamalıdır. İşlem sonunda kontrol edin. Eğer yeterince erimediyse tekrar 30 saniye geçmeyecek kadar eritmeye devam edin. Ve işte hazır. Afiyet olsun. Şimdi çikolatayı doğru şekilde eritmek nasıl oluyor? Sen nasıl yapıyorsun? Temperleme yöntemini kullanıyorum ben. Benmari usulünü kullandım ben. Ama bu temperleme yöntemini biz evde yapamayız. Yok, yapabilirsiniz. Bu sıcaklıklarını nasıl ayarlayacağız? Termometre alabilirsiniz. Yani termometreyi sıvıya soktuğunuz anda orada Fahrenheit Celsius ayarlarından derecesi olur. Bu biraz daha hani yani amatör insanlar için zor bir iş olur sanırım. Biz o yüzden hani mesela ben genellikle evde benmari'yi kullanırım. Benmari çünkü kolay. Hani temperleme süreci kadar uzun ve uğraştırıcı bir süreç değil. Ama tabii aslında biz de benmari kullanıyoruz. Yani şöyle, tenceremizde su oluyor. İşte üzerine kabımızı koyuyoruz ve benmari şeklinde erittin çikolatayı senin yaptığın şekilde. Ben de başlıyorum. Eritme olarak benmari tamam. Evet, devamında evet. Çikolata yapımı için temperleme yapılıyor. İkisi farklı şeyler bunlar. Yani eritmek için zaten mutlaka benmari yapmaya ihtiyacımız var. Sen benmari'yi yaptın. Ondan sonra sadece termometreye sokup 46 derece olunca onu alman gerekiyor. Aslında ekstra yapacağın tek şey bu. Hani 46 dereceye çıktıktan sonra 32 dereceye düşürmek ve kalıbına dökmek. Tamam, onu anladım. Şimdi bu çikolatayı yaptık. Peki nasıl saklamalıyız? Kaç derecede saklanmalı çikolata? Buzdolabına koyulmalı mı? Aslında kaliteli, güzel bir çikolata oda sıcaklığında saklanabilen çikolatadır. Fakat işlem görmüş, işte içerisinde çok fazla katkı maddesi olan çikolatalar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Örneğin kuvertür, bu çikolataları yaparken kullandığımız çikolatalar, o çikolatanın adına kuvertür diyoruz. Kendisi sert bir yapıda oluyor. Yani onu siz bizim alışveriş yaptığımız marketlerde bulamazsınız. Pastacılık malzemeleri satan dükkanlarda satılıyor. O şekilde mesela onlar oda sıcaklığında saklanabiliyor. Çünkü yapısı itibariyle kaliteliler ve doğallar. Buzdolabında saklamayı öneriyor musun? Ben önermiyorum. O zaman beyazlaşıyor çikolata çünkü. Yani buzdolabından çıktıktan sonra bir bakıyorsun üstü beyazlamış. Bu neden oluyor? Yani neden beyazlıyor? Yani açıkçası bunu ben de düşünmüştüm ama bunu araştırmadım. Üzerindeki yağlar, şekerler ortaya çıkıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. O çok mantıklı. Doğru. Zaten bu aynısı şeyde de oluyor. İşte hani doğru eritmediğin zaman da sanırım aynıları oluyor. Kesinlikle. Şimdi içinde zaten kakaonun çoğu yağ. O yüzden derler hani çikolata yemeyin sağlığa zararlıdır. O içindeki yağ oranı
eşit bir şekilde dağılmadığında, örneğin temperleme işleminde de çok hızlı karıştırırsanız yağ bir anda ortaya çıkar. Aynı şey bunun için de geçerli, evet. Hı hı. Peki şimdi bir şey daha soracağım. Önümüzde çikolatadan başka bir şey daha var ve ondan hiç bahsetmedi. Evet. Biraz da bize onu anlat. Kendisi... Onu merak ettim. Evet, chocolate fudge. Aslında biz bunu 3 katlı olarak yaptık. İşte 1. kat, 2. kat, 3. kat. Kendisi değişik bir tatlı, lezzetli bir tatlı. Fudge dediğimiz nedir? Karamel, şekeri midir? Ölçümüz uçuyor. Sen anlatabilirsin. Evet, biz burada beyaz çikolatayı kullandık aslında. Hı hı. Beyaz çikolata var, içerisinde fındık var ve böyle kıvamı hafif yumuşak ve yapışkan olan türden tatlılara fudge deniyor. Kendisi İngilizce bir kelime, Türkçe bir karşılığı yok maalesef, o şekilde. Ve bu çikolatalı olanı, bunun sade olanı da var sanırım. İçinde başka fıstık mı var? Bir şeyler fındık yerim. Var, biz şey yapıyoruz, ilk başta tavada çeviriyoruz böyle iyice. Yağını ortaya çıkarıyor, daha lezzetli oluyor fındıklar. Sonra içerisine ilave ediyoruz. Böylelikle daha yoğun bir tada sahip oluyor. Sen çikolatayı sütlü mü seversin, bitter mi yoksa beyaz çikolata mı? Çok zor bir soru benim için. Çünkü aslında hepsinin yeri ayrı diyebilirim. Genelde bitter tercih ediyorum, hani kalorisi daha ben düşük kesinlikle, diye. Ben kesinlikle, ben hep bitter seviyorum. Acı olmalı, yani çikolatanın yoğun tadını almak için bitteri tercih ediyorum. Sütlü çikolata daha çok şeker gibi oluyor. Aynen, ben de aslında bittere göre, yani pardon, sütlü çikolataya göre bitteri daha çok tercih ediyorum. Ama beyaz çikolata da mesela ayrı bir güzel. Beyaz çikolata çikolata değil. Aa. Tamamen yağ ve yani çikolatanın kakao oranı yok. Yani beyaz çikolatada daha çok hani oranı... yağ ve şeker oranı yüksek olduğu için. Evet, kakaoyu ben onu öyle görüyorum. Yağı tabii daha fazla kalmış oluyor. %35 oranında bir kakao var. Hani bitterle karşılaştıracak olursak bayağı yağlı kesinlikle. Evet. Ya bitter seven birine beyaz çikolata dememek gerekiyor. Ben ikisini de yiyorum ama işte zevkler. Ya zaten çikolata sevmeyen var mı ya? Ben var. Bir benim şey, var bazı var. Arkadaşlarım. Bir şeyi çok sevince onun sevilmemesine çok karşı çıkıyorum. Çok kötü bir şey. Yani evet, sevmeyen çok insan var. Ya, bence tamamen şey, çocukken edindiği alışkanlıklarla ilgili. Hani ne bileyim mesela ben babamla giderdim bakkala, bana işte çikolatalı gofret alırdı, marka söyleyemiyoruz sanırım, alırdı. Hani küçükken hani o küçük sürprizler, ufak şeyler falan aslında biz fark etmeden bazı tat konusunda alışkanlıklarımızı geliştiriyor. Şimdi belki hani çikolata yememiş bir çocuk ileride onu tattığında ona çok ağır ve şekerli gelecek ama tamamen hani damak tadıyla ilgili olan bir şey. Aslında bu. Şimdi çocuklara çikolatayı çok böyle uzak tutmaya çalışıyorlar. Bize öyle değildi. Bize daha çok hani çikolata ödül gibi olurdu bir şey. Kesinlikle. Zamanda. Şimdi her şey çok katkılı. Evde en çok yediğimiz işte çikolatalı krema var biliyorsun. Hangisinden bahsettiğimi. O mesela içinden neler neler çıktı. Hani bütün haberler. Evet, onun çıktı. Son zamanlarda zaten çok tartışması da oldu. Biz de okulda o yüzden onun doğal evde nasıl yapılabilir onu öğrendik. Bu bir günde bize yapar mısın onun doğal yapımını? Tabii ki de. Ve o kadar lezzetli oldu ki hani okulda onun hani doğal evde yapılabileceğini öğrendikten sonra asla almıyorum. Hatta merak edenler olursa bizim Bilgi Üniversitesi'nin gastronomi kulübü sayfası var. Instagram'dan ve Facebook'tan takip edebilirler. Oradan merak ettikleri soruları, tarifleri her zaman paylaşabiliriz. Yardımcı da oluruz. Süper, çok sevindik bu bilginin içinde. Çok teşekkür ederiz sana geldiğin için. Bugünlük sonuna geldik programımızın. Mutfakta Ne Var'dan bugünlük bu kadar. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız olun. Yarın tekrar 11 Eylül'de karşınızda olacağız. Bizden hemen sonra 10 dakika programı olacak ve konuğu Can Bonomo. Biz de heyecanla bekliyoruz. Siz de takipte kalın ve kendinize iyi bakın.